saatlerimiz 12'yi gösterirken spor ajansına başladık ama hemen kameralarımızı çevirelim Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun Kazancı basın toplantısı düzenliyor bizi. Evet, e, Sayın Ceyhun Kazancı'nın açıklamalarını hep birlikte izledik. Önemli açıklamalarda bulundu. E, Gezal'ın derbide oynayıp oynamayacağı konusunda e, ve çıkan e, dedikodularla ilgili... ...Gezal'ın e, sağlık problemi, sakatlık sorununun beklenenden bir tık daha uzun sürdüğünü... ...ama önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlayacağını... ...aksi yayılan dedikodularınsa mümkün olmadığını ifade etti Gezal konusunda e, Ceyhun Kazancı. E, diğer yandan Ersin konusundaki açıklamalar önemliydi. Ersin e, Beşiktaş'a para kazandırmadan gidecek ayrılacak bir oyuncu değil Beşiktaş'ın çocuğu ifadesinin karşılığı dedi ve e, sözleşme uzatma görüşmelerinde e, olumlu e, gerçekleştiğini herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını sözleşmenin yenileneceğini de ifade etti. Derbi ile ilgili de bir e, ölüm kalım maçıymış gibi. Ee, bir algı yaratılıyor ama hiç öyle bir durum söz konusu değil dedi. Belki bu noktadan başlayız. Bugün Suat Murhan ve Savaş Çorlu ile birlikteyiz. Programımız başladığında hemen basın toplantısına gitmiştik. Konuklarımıza hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Diyeyim. Iyi Savaş Çorlu. Hoş bulduk. Suat hoş geldin. Ee, nasıl değerlendirirsiniz? açıklamaları? isterseniz derbiyle başlayalım Suat. Derbi niye önem kazandı? Beşiktaş'ın kötü gidişatından sonra bir anda Valerian İsmail görevden alınacak mı konumuna geldi çünkü iş. Yani Şenol Güneş'in adı geçti, Sergen Yalçın'ın adı gibi bir anda farklı bir duruma gittiği için aslında medyada taraftar da hani ölüm kalım gibi gösterdi. Halbuki böyle bir durum yok. Bence Ceyhun Kazancı'nın bugünkü toplantısı bu iş için de önemliydi. Valerian İsmail niye tartışılıyor anlamıyoruz diyerek de bence bunun önünü biraz kapattı. Hani Fenerbahçe maçında yenilirse gider iddialarına, yorumlarına. Şimdilik diyeyim hani Türkiye burası net olmaz ama şimdilik bir set çekti hocasının elini rahatlattı. Bundan sonra maçta ne olur ne biter ee, ondan sonra yönetimin bileceği iş ama biraz sanki işi ötelediler. Galibiyet her sorunu çözecek gibi duruyor. Savaş Galibiyet sonra. çok şey çözer aslında. Bak şimdi burada <laughs> Adana Demirspor Galatasaray Galatasaray'ın maçın sonucu da çok önemli. Orada bir beraberlik çıkıp beşiktaş Fenerbahçe inerse bir anda gider denilen Valerian İsmail zirvede olacak. yani Bunların hepsini hesaplamak lazım. Diğer taraftan e, güzel bir toplantı oldu. Yalnız Ersin konusunda ben biraz e, neden mesela bu kadar? Ersin bizim çocuğumuz. Ersin son derece beyefendi. Ama e, iki kaleciyi de kaybetme aşamasına geldin yani. Hem Emre Bilgin hem Ersin. Orada arada iki hafta Emre oynadı. Ersin iki hafta kulübede kaldı. Birçok iddialar, sözleşme gelinen noktada dört artı bir yıllık sözleşme şu anda çekmecede duruyor. Belki de imzalandı. Bugün yarın açıklanabilecek bir durumda. Ben bunu daha önce burada Ceyda yaptığımız ayında da söylemiştim. Şimdi bak gelinen noktada bakıyorum. Madem ki bu kadar beyefendim, madem ki bu kadar Beşiktaş'ın çocuğu, niye bu kadar suni gündem yaratıldı? Hem Ersin'e hem de Emre'ye zarar yani verildi. Niye iki hafta oynatmadınız o zaman? Asıl sıkıntı bence orada sıkıntıyı da bayağı anlattım. probleme soktu. Orada menajer sıkıntısıydı. Sayın Ceyhun Kazancı burada tam olarak anlatmadı. Ceyhun Kazancı en az iki kere, üç kere hem Ersin'le hem menajerle konuştu. İş başkana kadar ansa etti. En son başkanın da orada bir sistemi var. Ondan sonra burada ben hiç kimse bana Valer İsmail'in kararıyla bu kulübeye gittiğini anlatamaz oradaki süreç sözleşme süreciydi Ceyhun Kazancı genel olarak iyi bir bası toplantısı ama buradaki süreç e, gelinen noktada her şey artık düzeldiği için ama o süreçte bir sıkıntı yaşandı bu süreçte yaşanan sıkıntı da Beşiktaş'ın puan kayıplarına neden oldu de hedef gösterdin gösterdi mi oyuncu Asıl o da bence çok kötü yani. Mesela son maçta son derece kafası rahat olmayan bir Ersin tamam. izledik ondan önce Emre Bilgin'in Başakşehir maçında yediği goller tam hı. olarak hazır değildi Evet. Ee, o bu arada geçtiğimiz sezonun şampiyonluk yarışında kupalarda Utku'yu vokalan hiç görmüyoruz hı hı. Yani kaleci konusunda 3 tane yerli kalecin var Üçü de aslında baktığı zaman hazır. Fakat en çok sıkıntı dönüşüyle birlikte belki bir şeyler değişemiyor. Ama o futbolcu da henüz o sakatlık döneminden sonra hazır halde değil. Dolayısıyla Ersin'i zaten e, muhabir arkadaşlarımız, Sercan Dikme muhabir arkadaşımız Beşiktaş'ta yakından takip ediyor. aldı ve bizimle paylaştığı bilgi hep e, Ersin'le bu milli ara döneminde özel olarak ilgileneceği yönündeydi ki. E, Ersin'le bu takım şampiyonluk yaşadı. E, yani Ersin'in aynı zamanda duygusal bir tarafı da var ki Sergen Hoca e, benim yayınımda hiç unutmuyorum e, herkes Beşiktaş'ın iyi gidişinde devre arası bir kaleci transferi yapılıp yapılmayacağını konuşurken hocaya sorduğumuzda programda e, Sergen Hoca net bir şekilde ben devre arasında kaleci transferi yapmayacağım Utku ve Ersin'le devam edeceğim dedi ve bunun meyvesini de topladı. Dolayısıyla Ersin'in de e, çok evet sağ, çalkantılı dönemler yaşayabilir, aklı karışmış olabilir ama bu takım Ersin'le şampiyonluk yaşadı. Ersin şu an son yani 2-3 hafta oyunu, 2 hafta oynamadığı sonra çok kötü performans evet. sergiledi. Ben burada şunu da yanlış buluyorum. Mert Günok gelecek, dertler bitecek gibi bir duruma geldi iş. E, Mert gelecek, yeni kontrat yaptınız, Ersin'i mi keseceksiniz bu sefer? İş daha beter çorbaya dönecek. Yani sizin birinci kaleciniz kim? Ersin'se söyleyin. Mert kulübeye gelecek değil. Yani burada biraz da iletişim yönetim bunu da doğru yönetmek lazım. Kontrat yapmıyorsa da bunu açıklayın. Biz Mert'le devam edeceğiz. Ersin kontrat yapmıyor. Sezon sonu ayrılma ihtimali var. Ve yeni planımız bu diye anlatın. Yoksa oyuncuyu da daha kötü duruma sokuyorsunuz. Arkasında bekleyen Emre'yi de daha kötü duruma sokuyorsunuz. Bu, bu, saatten sonra o kriz artık olmaz. Yani kontrat, kontrat bitti, bitti, dedi bitti. Zaten. Ben de 4 artı birlik sözleşmenin burada bir hafta önce ifade etmiştim. Ama burada sıkıntı ne var biliyor musun? Ya üç kaleciyi de hazır tutman gereken yerde şu anda üç kalecinin de moralsiz vaziyette. Kayıp vaziyette. Evet. Bu Beşiktaş'a eksi yazar. Bir de geçtiğimiz sezon bitikten sonra Ersin'le yapılan, hazırlanan sözleşmenin de unutulmuş olması. Federasyona gönderilemeyen bir sözleşme var. Aslında bir sözleşme yapıldı. Daha sonra bunun altına ihmal diyelim, e, limit diyelim. Hı hı. Ama bir sözleşme yapıldı. Kimse bundan bahsetmiyor. Sözleşme de unutulan bir sözleşme vardı. Orası çok önemli. E, o da Beşiktaş'ın Ersin'le gelinen noktada buralara gelmesinde önemli bir rol oynadı. Yani o sözleşme eğer hizmete girmiş olsaydı şu anda federasyonda Ersin'in sözleşmesi hazır olacaktı. Bir sözleşme var. Sadece federasyona gitmiyor. Ama limitten dolayı ama unutuluyor. Ben burada kibar söylüyorum. Ondan dolayı buralara geldi. Bundan sonra Ersin profesyonel şampiyonluk yaşadı. Henerbahçe maçında da çok yüksek ihtimal değil. Kalede Ersin olacaktır. Yaşananları unutmak zorunda. Bu millarda da takımla beraber çalışıyor. Mutlaka teknik heyet, hoca, işte Ceyhun Bey bu konuda bir çalışma içindelerdir. Ben Ersin'in her şeyi yaşananları unutup derbiye hazırlanacağını düşünüyorum. Çünkü başka çaresi yok Beşiktaş'ın yani. Ersin şu anda Beşiktaş'ın en formda kalecisi. Senin az önce söylediğin Mert Döner devre arasında Emirhan gibi, Serdar gibi giderse Rıdvan gibi ona da bir şey diyemem. Çünkü bu sözleşme yapılıp yeni bir çıkış maddesi iklenerek bir ayrılık olabilir devre arasında. Peki kısa bir aramız var. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Ajansı'na devam ediyoruz. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında ilk saatimizde Beşiktaş Sportif AŞ Başkanı Ceyhun Kazancı'nın açıklamalarını ekrana taşımıştık. E, Ceyhun kazanca aynı zamanda bu başlıkları arasında e, Salihin de milli takıma alınmaması ile ilgili e, hem camia olarak çok üzüldüklerini ifade etti hem de Salihin de e, bu duruma üzüldüğünü ifade etti. Biz de şimdi bu saatimize e, milli takımla başlayalım. E, milli takım Lüksemburg'la 3-3 berabere kaldığı bir üst lig'e B ligine çıkmayı garantiledi ama oynadığı oyun ve performans beğenildi mi bunu da tartışırız. Önce bir basın toplantısını izleyelim. Stefan Kunz bakalım karşılaşma sonrası neler söylemiş